Birazdan anlatacağım uygulamaları hala telefonunda tutuyorsan başına gelecekler. 1. Telefonu kasmaya başlar. 2. Hafızanda yer azalır. 3. Bataryan abuk subuk çabuk bitmeye başlar. Hatta 4.'sü internet paketin bile beklediğinden daha hızlı bitmeye başlar. Nedir bu uygulamalar? Tüm bunlar olmasın diye ne yapmak gerekiyor? Hemen anlatmaya başlıyorum. Bir kere hem telefonunuzun sağlığı için hem de kendi sağlığınız için bu bahsettiklerimi mutlaka zaman ayırıp yapın. Telefonunuzun hem performansını biraz arttıracağız bugün anlatacağım şeylerle, hem de gerçekten bazı uygulamalar telefonu bitiriyor. Bunlardan kurtulacağız. Hangi uygulamalar, ne tür uygulamalar, onlardan bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. Birincisi, telefonunu aldın. Sadece Android değil, iOS'ta da bu var. Hemen bahsediyorum. Bazı uygulamalar vardır. Yani telefonun içinde kendisi üretici koyar. İşte ne bileyim, atıyorum bir dergilik uygulaması olabilir bu sponsorlu, ya da telefonun kendi markasına ait bir uygulama olabilir. Ben kendi telefonumdan örnek vermek istiyorum. iPhone, ki bu konuda aslında belki de en az uygulamayı gömen telefon iPhone. Ama içinde mesela Watch uygulaması geliyor ya. Benim Apple Watch'um yok ki. Sil. TV uygulaması kullanmıyorum. Sil. Ya buna benzer. Atıyorum Apple'ın kitaplık uygulamasını kullanmıyorsan sil. Bu sayede hem telefonda yer açacaksın hem de bu uygulamaları servis kullanmasını engelleyeceksin. Güncellenmeyecekler. Güncellendiği için internet vesaire biliyorsunuz zaten. Aynı zamanda servis kullandığı için şarj tüketecek. Açılacak, kapanacak. Arka planda bir RAM tüketimi sağlayacak vesaire. Yani belli servisleri hem telefon içinde hem de internet üzerinden kullanacağı için telefonun içinde gelen uygulamaları kontrol edin. Kullanmadıklarınızı silin. Yani bu Android tarafında, hatta markadan markaya da çok değişiyor. Çok olan bir şey. Ya buna zaman ayırın ve bu uygulamaları telefondan silin. Gerçekten hiç gereği yok. Fazladan uygulama göz çıkarıyor arkadaşlar. Hiç tutmanıza gerek yok. Bir ihtiyacınız olursa zaten yüklersiniz. Android, iOS hepsinde bu tarz uygulamalar var. Bir gözden geçirip kullanmadığınız her şeyi silmenizi tavsiye ederim. Bir de özellikle Android dünyasında üçüncü parti uygulama mağazaları oluyor. Yani markanın kendi uygulama mağazası olabilir. Ya da başka bir uygulama mağazası uygulaması indirilmiş, konulmuş olabilir. Uygulama indirebileceğiniz. Onları mutlaka silin. Bu uygulamalar sistem kaynağı daha da fazla kullanıyorlar. Güncellemeleri vesaire oradan çekiyorlar vesaire. Bu uygulamaları eğer kullanmıyorsanız gerçekten üçüncü parti bir uygulama indirme, uygulama kütüphanesini direkt telefondan silin. Bu silmeniz gereken en önemli uygulamalardan birisi. Ve gelelim pil kullanımı ile ilgili özellikle sıkıntı yaşayan insanların kurduğu programlar var. O da pil tasarrufu uygulamaları. Arkadaşlar net olarak söylüyorum. Tecrübeyle de sabittir. Eski bir pili yetmeyen Android kullanıcısı olarak pil tasarrufu sağladığını söyleyen uygulamaların hepsi kişisel deneyimlerim doğrultusunda bana göre palavra arkadaşlar. Çünkü yani telefonun pilini ancak arka plandaki işlemleri kısarak, ekranı kısarak, işte Bluetooth'u kapatarak, Wi-Fi'yi kapatarak, enerji tüketen donanımlarını kapatarak sağlayabilirsiniz. Yani çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Arka tarafta işlemciyi yoran şeyler de uygulamalar. Siz bu uygulamaları aslında bir taraftan her şeyi kontrol et lan diye bir tane daha uygulama koyuyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında sistemi kurtarmak yerine biraz daha zora soktuğunuz anlamına geliyor diyebilirim. Yani uygulama ne yapacak? RAM'de açık olan uygulamaları kapatacak. Onun için enerji harcayacak falan. Sürekli böyle bir şeyleri kontrol etmek için aslında arka planda çalışıp enerji harcayacak. Dolayısıyla pil tasarrufu için bir uygulama yüklemeyin, ama telefonunuzda gömülü gelen pil tasarrufu özelliklerini kullanabilirsiniz tabii ki. Ekstra güç modunu açarsınız, ekranı kısarsınız, Bluetooth'u kapatırsınız, Wi-Fi'yi kapatırsınız. Bu şekilde pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Pil tasarruflu uygulamalarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Bir de sadece pildir, performanstır önemli değil. Güvenlik de söz konusu. Yani güvenliğinizi tehlikeye atacak uygulamaları da kurmamanız lazım. Bu benim başıma çok geliyor. Ben bir ücretli program tanıtıyorum internette. Onun diyor APK'sı var Android'de diyor mesela. Ya APK'sı var Android'de demek senin yasal olmayan yollarla bir uygulama yüklediğin anlamına geliyor. Ve zaten bu uygulamalar bedava veriliyorsa orada bir şey vardır diye düşünmen lazım. Dolayısıyla güvenliğinizi direkt riske atıyorsunuz. İnternetten özellikle Android için çok yaygın var APK siteleri. İndirip yükleyebiliyorsunuz uygulamalar. Bunu asla ve asla tavsiye etmiyorum. Piliniz biter, bataryanız biter, verileriniz çalınabilir. Telefon siz şu anda böyle masum masum duruyorken belki arka planda ne bileyim bir şey için çalışıyor. Milyonlarca telefona böyle virüsleri koyduğun zaman o milyonlarca telefonun küçücük bile olsa enerjisi, gücü büyük güçlere ulaşabiliyor. Dolayısıyla yani virüslerin yaptığı şey bu. Telefonunuzu boştan yere yorup internetinizi bitirip bataryanızı öldürüp kendi güvenliğinizi tehlikeye atmayın. Varsa böyle uygulamalar derhal silin. Hatta bir telefonunuzu yeniden kurmanızı tavsiye ederim. Bu tarz olaylara bulaştıysanız
Muhakkak buna da dikkat edin. Son bir uygulama türünden daha bahsedeceğim. Ondan sonra da kendi küçük deneyimlerimle telefonunuzun performansınızı nasıl üst düzeyde tutarsınız, birazcık ondan da bahsetmek istiyorum. Bir de tüm bu söylediklerimi zaten yapmıyorsanız, yani işte sadece yasal programları kullanıyorsanız, gereksizleri sildiyseniz vesaire, yani bu kurallara uyduysanız antivirüs yazılımı da kullanmanıza gerek yok. Ben tavsiye etmiyorum. Çünkü antivirüs yazılımları biraz telefonu ele geçiriyor. Sistem kaynaklarını tüketiyor. İnterneti sürekli kontrol ediyor vesaire. Telefonunuzun performansını bir miktar düşürecektir. Sürekli çalıştığı için pil performansını etkileyecektir. Antivirüs programını da, ya bahsettiğim kurallara uyuyorsanız, asla tavsiye etmiyorum, silebilirsiniz. Ama güvendiğiniz bir antivirüs yazılımını, eğer telefonunuzda bunu gerektirecek bir durum varsa, çok fazla bankacılık uygulaması vesaire, böyle biraz tedirgin olduğunuz işler yapıyorsanız, güvenliğinizle ilgili güvendiğiniz bir antivirüs yazılımını kurup telefonunuza kullanabilirsiniz. Ben performans, pil ve internet sağlığı açısından bahsediyorum. Standart bir kullanıcıysanız ve bu tarz kurallara uyuyorsanız antivirüs programı kullanmanıza gerek yok. Gelelim, pil dedik, performans dedik. Günlük hayatta yapmanız gereken bazı şeyler var. Onlardan da aklıma geldi, şimdi bahsetmek istiyorum. Mesela birçok insan şunu çok yapıyor. Şu gibi açık uygulamaları kapatma konusunda herkes takıntılı görüyorum ki böyle herkes açık uygulamalarını bir kapatmaya çalışıyor. Android ya da iOS fark etmez. Bu uygulamaları normalde kapatmamanız gerekiyor. Hatta iOS'ta toplu kapatma diye de bir şey yok. Bu uygulamaları ne zaman kapatmanız gerekiyor? Bir uygulama hata verdiği zaman, ondan tamamen çıkmak istediğiniz zaman yapmanız gerekiyor. Neden böyle yapmanız gerekiyor? Ya da o kısmın anlamı ne yani? Firmalar zaten kendisi otomatik silebilir. Atıyorum öyle bir bölüm olmayabilir bile. Bunun amacı şu: ön bellekli programları tutup telefonunuzun daha hızlı çalışmasını ve daha verimli çalışmasını sağlamak. Yani siz atıyorum şimdi girdiniz WhatsApp'a, Instagram'a girdiniz, TikTok'a girdiniz, atıyorum Facebook'a girdiniz, sonra tekrar WhatsApp'a döndünüz. WhatsApp hala bellekli durabilecek kadar, belleği büyükse telefon, bellekli duruyor ve bastığınız anda anında açılabiliyor. Yani aslında performansınız artıyor. Arka planda çalışıp çalışmamasını bu şekilde etkilemiyorsunuz. Yani buradan kapatınca kapatsa size bildirim gelmez WhatsApp'ta. Arka planda çalışmasını kapatmak değil aslında. Ön bellekten atmak ve uygulamayı sıfırlamak. Oysa bunu yapmanızı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Bu sayede aynı zamanda atıyorum Instagram'da giriyorsunuz, bir şeylere bakıyorsunuz, ön belleğe doluyor. İnternetten dolduruyorsunuz. Sonra siz onu attığınız zaman bir kısmını tekrar siliyorsunuz. Yeniden Instagram'a girdiğiniz zaman aynı şeyleri bir daha indirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla internet paketiniz de bitiyor. Ve totalde birçok iş yaptığını görüyorsunuz zaten. Sonra anlatırken bile birçok iş yapıyor. Dolayısıyla pil ömrünüz de bitiriyor. Bunlara mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gibi telefon kullanırken güzel ayrıntılar var. Küçük detaylarla daha sağlıklı bir telefon, daha performanslı bir kullanım yaşayabilirsiniz. Evet, kurmamanız gereken uygulamalardan bahsettim. Ufak tefek performans detaylarından da bahsettim. Bu gibi videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum atabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bizleri sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.